Şimdi Sayın Grup Başkan Vekillerinin söz taleplerini karşılayacağım. Buyurun Sayın Türkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, dün gece yine yüreklere şehit ateşi düştü. Siirt'in Pervar ilçesinde operasyona giden askerlerimizin içinde bulunduğu zırhlı aracın viraj alamayarak uçuruma yuvarlanması sonucu iki askerimiz şehit oldu. Kazada biri ağır olmak üzere 7 askerimiz de yaralandı. Şehitlerimiz jandarma subay çavuş Celal Özcan ve jandarma uzman çavuş Burak Aydoğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Refah Partisi eski genel başkanı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu üyesi Sayın Ahmet Tekdal'ın vefat haberini aldık. Sayın Tekdal'a Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına ve dava arkadaşlarına sabrı cemil niyaz ediyorum. Aydın İncirliova Belediye Başkanımız Aytekin Kaya ile iki belediye personeli hafta sonunda kalabalık bir grup tarafından saldırıya uğradı. Belediye Başkanımız Sayın Kaya ve beraberindeki kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bu saldırıyı da şiddetle kınıyoruz. Belediye Başkanımız yolsuzlukların üstüne gittikçe, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yedirmedikçe saldırıların hedefi oldu. İyi Parti olarak başkanımızın arkasında kararlı bir şekilde dimdik duruyoruz. Her zaman yolsuzlukla mücadelemiz devam edecek. Milletimizin hakkına halel getirmeyeceğiz. Belediyelerin sırtlarına yapışmış keneleri tek tek ifşa edeceğiz. Dün itibarıyla koronavirüs ile mücadelede farklı bir aşamaya geçildi. Hükümet aldığı kararla birçok kısıtlamayı kaldırdı. Adına kontrollü sosyal hayat denilen yeni bir dönem başlatıldı. Bu karar bize göre erken alınmış bir karar. İyi Parti olarak Sayın Genel Başkanımız açalım sistemi. İyi Parti olarak Sayın Genel Başkanımız başta olmak üzere bizler de meclis kürsüsünden defalarca pandeminin ülkemizde görüldüğü ilk günden itibaren sokağa çıkma kısıtlaması dahil birçok sıkı tedbirin uygulanması gerektiğini dile getirdik. Fakat bu uygulama zamanında yapılmadı. Yapıldığı zaman da hayli geç kalındı. Uygulanmaması da vaka sayılarını ciddi anlamda artırdı. Şimdi ise yine aynı tehlikeyle karşı karşıyayız. Toplu taşıma araçlarında %50 yolcu kapasitesinin kaldırılmasından AVM'lerin açılmasına kadar alınan birçok kararı da çok erken buluyoruz. Toplu taşıma araçlarında %50 yolcu taşıma kapasitesi kaldırıldı. Şehirler arası otobüslerde de bu kaldırıldı. Ama %50 yolcu taşıyacağız diye otobüs şirketlerinin uyguladığı otobüs fiyatlarında herhangi bir indirim olmadı. İnsanlar çok daha pahalıya seyahat etmeye devam ediyor. Çalım sistem, toparlayın sözlerinizi lütfen. Kalabalıkların birinin içine girmesi korkarız ki ikinci dalganın gelmesine sebebiyet verecektir. Hükümeti bu konuda verilen kararları tekrar gözden geçirmeye ve tedbirleri birden değil kademeli olarak azaltmaya davet ediyoruz. Aslında baktığınızda hayat normalleşmiyor, hayat anormalleşiyor. Türk oyun şirketi PİK, Amerika merkezli Zynga'ya 1.8 milyar dolara satıldı dün. Böylece Zynga kendi tarihinin en büyük şirket satın almasını yaptı. 1.8 milyar dolara. Türkiye'den de ilk kez bir teknoloji girişimi 1 milyar doların üzerinde bir rakamda satılmış oldu. Bundan mutluluk duymuş olmamız normal. Hakikaten gençlerin bu başarısı bu mecliste bulunan herkesi çok mutlu etmiştir. Yalnız bir şey aklıma geldi. Sakarya'daki tank palet fabrikası da 50 milyon dolara satılmıştı, değil mi? Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Sayın Bülbül. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona gitmekte olan bir askeri aracın devrilmesi sonucu iki askerimiz şehit olmuş, 7 askerimizde biri ağır olmak üzere yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken ailelerine ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyorum. Yaralı askerlerimize de acil şifalar diliyorum. Sayın Başkan, Güney Kıbrıs Rum yönetimine ait Limosol kentinde bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne
Molotov kokteyliyle gerçekleştirilen bir saldırı olmuştur. Bu alçak saldırıyı şiddetle ve nefretle kınadığımı ifade etmek istiyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti makamları ve Türk devlet makamlarımız, dışişleri makamlarımız söz konusu saldırıya ilişkin olarak bir takım açıklamalar yapmıştır ve saldırıyı kınamışlardır. Biz de bu açıklamalara katılıyoruz. İbadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu burada Rum yönetimine aittir. Ve bununla alakalı olarak eksik olan önlemler bir an evvel alınmalı ve bu saldırıyı gerçekleştiren failler acilen bulunmalıdır. Bu saldırı çözümsüzlüğü direten adadaki Kıbrıs Türk'ünün varlığını ve menfaatlerini yok sayma ısrarında olan Rum tarafının kirli arka planının ve kanlı geçmişinin günümüze yansımasından başka bir şey değildir. Sayın Başkan, malum olduğu üzere Amerika'nın Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde bir Afro-Amerikalı siyahi bir gencin George Floyd'un polis gözaltısı altında kameraların gözü önünde açalım sistemi lütfen. Buyurun. Kameraların gözü önünde nasıl can verdiğine bütün dünya şahit olmuş oldu. Ve bunun arkasında zaten pandemi sürecinden dolayı son derece öfkenin yükselmiş olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde bir takım sokak gösterilerinin başladığı ve bunun ülke geneline yayıldığına şahit olmaktayız. Bu durum öyle anlaşılıyor ki sadece siyahi gençlere ve siyahi insanlara, Amerika'daki siyahi vatandaşlarına yönelik saldırılar, ırkçı, ayrımcı bir takım uygulamalardan dolayı değil, anlaşılıyor ki arka planında Amerikan seçimlerine kadar varan bir takım başka çalışmaların da bu süreç içerisinde yürütüldüğünü göstermektedir. Bunların dikkatle takip edilmesi gerektiğini buradan da ifade etmek istiyorum. Açalım sistemi. Buyurun. Dünyada küresel güç olarak ifade edilen Amerika Birleşik Devletleri'nin sosyal devlet olma yolunda ne kadar büyük eksikliklere sahip olduğunu da bu vesileyle görmüş olduk. Yani Amerikan vatandaşlarında tamamında bir sosyal güvenlik şemsiyesi altına alamaması ve bugün gerçekleşen pandemide ki vakaların %80'inin özellikle alt gelir grubunda olan ve özellikle Latin ve siyah kökenlerde olduğunu baktığımızda, gördüğümüzde Türk Devleti'nin, Türkiye'nin de bu süreçte yapmış olduğu çalışmanın, vermiş olduğu mücadelenin değerini bir sefer daha ortaya çıkardığı kanaatindeyiz. Bu noktada Türkiye'deki sosyal güvenlik sisteminin kapsayıcılığı, sağlık sisteminin, sağlık sigortasının, genel sağlık sigortasının kapsamının bütün vatandaşlarımızı içine almasının ne kadar önemli olduğunu bir defa daha görmüş olduk. Bu yeni 1 Haziran itibariyle başlayan yeni kontrollü sosyal hayat sürecinde de Türkiye'de alınması gereken önlemleri her defasında dile getirmeye devam. Sözlerinizi toparlayın lütfen. Ve bu kurallara uyma konusunda azami gayret sarf edeceğiz. Mesafeyi korumak, maskemizi takmak ve temizliğimize, hijyenimize dikkat etmek son derece önemli. Bu süreç içerisinde vatandaşımızın yine aynı şekilde devlet-millet kenetlenmesiyle birlikte bu süreci, pandemi sürecinde en az hasarla, en az vefat sayısıyla ve en az ekonomik kayıpla geçirmesi noktasındaki temennilerimizi buradan bir defa daha dile getiriyor, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Sayın Uluç, buyurun. Teşekkür ederim Sayın Başkan, Sayın Vekiller. Ahmet Arif, Türkiye'nin en önemli şairlerinden biri, ölüm yıl dönümü Ahmet Arif'in. Kendisi yaşarken bir o kadar değeri bilinmemiş bir şairdir. Şiirlerinde özgürlüğü ve barışı işlemiştir. Kimliğini savunmaktan hiç geri durmamıştır. Şiirlerinde baskı altına alınmış, cezaevlerinde hapsedilmiş, hakları ve özgürlükleri kısıtlanmış, öldürülmüş mazlumlar yer edinmiştir. Şiirlerini unutmuyoruz, kendisini de unutmuyoruz. Ölüm yıldönümünde Ahmet Arif'i bir kez daha özlemle, sevgiyle ve saygıyla anıyoruz. 7 yıl önce bugünlerde Gezi Parkı'nda hayat bulan ve milyonlarca insanın etkinliklerinin, eylemlerinin yaşandığı bir direnişin yıl dönümündeyiz.
Aslında Gezi direnişinde kolektif bir umut hareketi yeşerdi. Toplumsal adalet ve yerel demokrasi talebi yeşerdi. İnsanların talepleri, barışçıl itirazları ve demokratik sivil itaatsizliğe dair tutumları son derece önemliydi. Yerel demokrasi istediler. Bize de sorun burada alınacak kararları dediler. Ama ne yazık ki Gezi'nin sonucunda 11 can aramızdan ayrıldı. Hayatını yitirenleri 7 yıl sonra bir kez daha saygıyla anıyoruz. 7 yıl geçti. Gezi için çok yalan üretildi. Karalamak için çok çaba sarf edildi. İnsanlar yalan yanlış iddianamelerle yargılandı. Halen de yargılanmaya devam ediyor. Ama Gezi'deki toplumsal adalet talebi ve yerel demokrasi talebi unutulmadı ve öyle de hatırlanacak. Bu mücadeleye bir umut ışığı olarak devam edecek. Sayın vekiller, maalesef İstanbul'da son ayda Hristiyan yurttaşlarımızın inanç alanlarına saldırılar gerçekleşti. İstanbul'daki kiliselere önce 8 Mayıs'ta Bakırköy'deki kilise... Devamlayın sözlerinizi lütfen, buyurun. Açalım sistemi. Önce 8 Mayıs'ta Bakırköy'deki kilisenin kapısı ateşe verildi. Saldırgana sorulduğunda niye yaptın diye koronavirüsü bunlar başımıza bela etti lafını kullandı. Daha sonra yine İstanbul'da 28 Mayıs'ta Kuzguncuk'taki kilisenin haçı sökülüp yere atıldı. Zanlı tutuklandı. Bunlar hiç kabul edilebilir olaylar değil. Bu ülkede yaşayan Hristiyan vatandaşlarımızın, Ermenilerin inanç alanlarına, kutsal alanlarına yönelik bu tür nefret söylemiyle saldırıları her seferinde kınıyoruz ve asla kabul etmediğimizi bir kez daha söylüyoruz. Keza Hrant Dink Vakfı'na yönelik tehdit mesajlarının gönderilmesi gibi. Aslında bu nefret dilinin nereden kaynaklandığını ve nasıl sürdüğünü gerçekten tartışmak ve konuşmamız gerekiyor. Bu nefret dilinden vazgeçilmediği müddetçe... Açalım sistemi. Bu nefret dilinden uzaklaşılmadığı müddetçe, şiddetin, nefretin, tahammülsüzlüğünün önüne geçilmediği müddetçe bu tür olaylarla karşı karşıya kalacağımızı bilelim ve burada demokratik siyasete, bütün siyasi partilere çok önemli bir görev düşüyor. Şimdi geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakan Yardımcısı yaptığı bir açıklamada, başta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları olmak üzere Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi raporlarında da Türkiye'de işkence bulunmadığını raporladığını iddia etti. Şimdi komitenin raporlarının yayınlanması için 2016'dan beridir izin verilmiyor Türkiye tarafından, iktidar tarafından. Komite bugüne kadar 29 rapor hazırladı. Bunların 25'i kamuoyuna açıklandı. 4'ü 2017 ve 2019 raporları da dahil olmak üzere kamuoyuna açıklanmadı. 2016'dan bu yana hiçbir rapor yayınlanmadı. CPT'nin, yani bu Uluslararası Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi'nin kendi faaliyet raporundaki cümleyi size hatırlatmak istiyorum. Türkiye, Rusya ile birlikte yayınlanmamış raporlara olan tek ülke. 2016'dan 2019'a kadar yapılan ziyaretlerimizin raporları yayınlanmadı. Umuyoruz ki Rusya ve Türkiye yetkilileri CPT raporları... Tamamlayın sözlerinizi lütfen. Açalım. Umuyoruz ki Rusya ve Türkiye yetkilileri CPT raporlarının kendi yanıtlarıyla birlikte yayınlanmasına izin verir dedi CPT kendi raporunda. İçişleri Bakan Yardımcısının söylediği doğru değil. Ve maalesef Türkiye'de işkence vakaları devam ediyor. En son Diyarbakır'da bir işkence vakasıyla karşı karşıya kaldık. Bir açık kötü muamele vakasıyla karşı karşıya kalındı. Bir kimlik kontrolü yapmak isteyen polislere ateş açan bir kişi polisin maalesef hayatını kaybetmesine yol açtı. Ailesine başsağlığı diliyoruz. Bu kişi ve onun yanındakiler yakalandılar ve teslim oldular. Ama yaşadıkları, gerçekten sosyal medyada fotoğraflarla yansıyan yaşadıkları çok açık bir kötü muamele ve işkence tutumuydu. Bu konuda bu adımı atmış olan kişilerin idari ve adli soruşturmaya tabi tutulmaları gerektiğini bir kez daha söylüyoruz. Bu işkenceye yol veren, uygulayan bütün siyasi ve kolluk ilişkiler açığa çıkarılmalıdır. İnsanlık, insanlığa karşı... Son cümlelerinizi alayım lütfen. Açalım.
İşkence insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur, bir insanlık suçudur ve zaman aşımı yoktur. Hangi nedenle olursa olsun hiç kimseye işkence yapılmamalıdır. Bir kez daha bunu vurgulamış olayım. Teşekkür ediyorum. Sayın Altay. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Sizi ve Yüce Genel Kurulu saygıyla selamlıyorum. Öncelikle ben de Refah Parti kurucusu Sayın Ahmet Tektal'ın vefatından dolayı duyduğumuz üzüntüyü belirtmek isterim. Ailesine, sevenlerine, siyasi yol arkadaşlarına ve ulusumuza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun inşallah. Sayın Başkan, tabii bir yandan epeydir çok duymamakla birlikte son zamanlarda ardı sıra şehit haberleri ailelere ve ocaklara ateş düşürmeye başladı. Ben müteaddit defalar söyledim, gene söylüyorum. Ülkemizin içinde bu kadar sık asker ve polisimizin şehit olması parlamentoda taziye ile geçiştirilecek bir durum değildir. Bu bakımdan parlamentonun bir taziye çadırı olmadığını bir kere daha hatırlatmak istiyorum. Yani bir, iki, üç şehit artık kanıksanmış. Devam edin lütfen. Açalım arkadaşlar sizi. Görülmesini de içselleştiremiyorum, kabul edemiyorum. Şüphesiz bu olaylarla ilgili siyaset yapmak, siyasi çıkarım düşünmek gerçekten çok büyük bir hatadır, yanlıştır. Bundan dolayı bir siyasi mülahaza, değerlendirme yapmak istemiyorum ama görüyorum ki bir zafiyet, bir ihmal, bir kusur var ki yeniden şehit haberleriyle sarsılmaya, üzülmeye başladık. Her şeye rağmen yürütme organını bu konuda bir kere daha uyarmayı da bir görev sayarken parlamentomuzun da bu işe el atmasının gerekliliğinin altını çiziyorum. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Ailelerine, milletimize başsağlığı diliyorum. Ancak bunun artık son olmasını istiyorum. Meclis'in de bu duruma daha fazla seyirci kalmaması gerektiğinin altını çiziyorum. Öte yandan Güney Kıbrıs'ta Limasol'da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'ne açalım sistemi. İlk açtığınızda da bir dakika açıldı yalnız onu da söyleyeyim. Güney Kıbrıs Limasol'da Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camii'mize Molotov kokteyli bir saldırı düzenlendi. Bunu tabii kimse bundan hoşnut olmaz, herkes de bunu kınar. Kutsala saldırının kabul edilemez olduğunun da bir kere daha altını çiziyorum. Nerede ve hangi inanca sahip olursa olsun kutsala saldırmak insanlıkla bağdaşmaz. Bir konuda insanlık noktasında bir test ve sınav yapılacaksa kutsala saygının burada insanlık ölçeği bakımından birinci sırada olması gerekir. Sayın Başkan, betona karşı yeşil, baskıya karşı boyun eğmeme, yasağa karşı özgürlük, karamsarlığa karşı umudun dillendirildiği gezinin üzerinden yıllar geçti. 11 canımızı rahmetle gezide kaybedilen Gezide kaybettiğimiz 11 canımızı ben de rahmetle anıyorum. Gezi bir adalet talebiydi. Temel hak ve özgürlüklerin muhafazası güdüsüyle doğa, çevre ve yeşile hassasiyetle ilgili çok insani, çok demokratik bir duruştu. Bu duruşun altında başka şeyler arayarak Türkiye'de toplumsal barışın muhafazası da mümkün değildir. Yeni normale dönüyoruz. Biraz sonra AK Parti grup önerisi üzerinde konuşurken yeni normalle ilgili düşüncelerimizi açıklamakla birlikte yeni normale dönüşümüzde insanüstü bir gayret ve performans gösteren bütün sağlıkçılarımıza, sağlık emekçilerimize, kısıtlamalara riayet eden vatandaşlarımıza, her şeye rağmen eksiğiyle gediğiyle Sağlık Bakanı'na teşekkür ederken koronavirüsle mücadelenin tıbbi boyutunun en az hasarla atlatıldığını düşünmek istiyorum. Ama ekonomik boyutunun tam bir fiyasko olduğunu açalım sistemi, tamamlayalım lütfen. Ekonomik boyutunun tam bir fiyasko olduğunu düşünüyoruz. İsraf, akıl dışılık ve beceriksizlik sonucu Türkiye'de işsizliğin ikiye katlandığı, vatandaşın borçlarının ikiye katlandığını ve milyonların mağdur edildiğinin, mağdur olduğunun ve bunun sorumlusunun da saray hükümeti olduğunun altını bir kere daha
çizmek istiyorum. Yeni dönemde meclisimizin görevi birey için özgürlük, aile için huzur, millet için refah, devlet için demokrasi olmalıdır. Biz bu yönde mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Sizi ve genel kurulu saygıyla selamlarım. Sayın Özkan, buyurun. Teşekkürler Sayın Başkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, her şeyden önce ülkemizin, devletimizin, milletimizin birlik, beraberlik ve kardeşliğini müdafaa için mücadele veren ve toprağa şehit düşmüş kahraman askerlerimize, özellikle Siirt Pervari'de şehit olan Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize sabrı cemil niyaz ediyorum. Ezelden ebede bu millet için, bayrak, vatan ve devlet için, dini mübin için mücadele veren şanlı tarihimizdeki bütün şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla yad ediyorum. Gazilerimize Allah'tan acil şifalar niyaz ediyorum. Tabii özellikle 27 Mayıs milletimizin cephede verilmiş olan istiklal mücadelesine karşı aynen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dahili ve harici bedhalar diye ifade ettiği, maalesef dahili bedhaların şahsi menfaatleriyle müstevlilerin siyasi emellerinin tevhid ettiği maalesef milli iradeye bir saldırıydı. Milletimizin ve memleketimizin emanetine sahip çıkan Adnan Menderes ve arkadaşları, Fatih Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan ve pek çok Demokrat Partili yargılanmış ve milletin adamları idam sehpasına gönderilmişti. Aslında ortada idam edilen milletin iradesiydi. Demokrasimizdi. Gençlerimizin ve ülkemizin aydınlık geleceğiydi. İşte 60. yılını yeniden hüzünle yaşadığımız 27 Mayıs'ta milletimiz milletin adamlarına sahip çıkmış ve yaslı adayı, demokrasi ve özgürlük adası olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından demokrasi ve özgürlük mücadelelerinin ziyaretçilerine açılmıştır. Onun için çok anlamlıdır. Geçmişle gelecek arasında köprü olan demokrasi tarihimiz. Açalım mikrofonu. Demokrasi tarihimiz açısından önemli olan ve gençlerimizin milli iradenin hakimiyet için, demokrasimiz için verilen fedakarlıklar hatırlaması açısından çok önemli ve anlamlı buluyoruz. Onun için milli iradeye sahip çıkmak, demokrasimiz için mücadele vermek, mecliste grubu bulunan tüm siyasi partilerin ortak amacı ve hedefi olmalıdır. Sözde değil, özde bu mücadeleye destek vermek durumundayız. Evet, malum olduğu üzere yaklaşık 3-4 aylık süre zarfında sürekli COVID-19 salgını gündemimizin birinci maddesi oldu. Ve hamdolsun milletimizin desteğiyle, devletimizin stratejik aklıyla ortaya konulan sağlık altyapısı sayesinde bugün güçlü süper güç olarak ifade edilen devletlerden çok daha fazla vatandaşlarının canını koruyan, onların sağlığını güvence altına alan başarıyla bu süreci de sürdürüyor. Açalım mikrofonu. Süper güçlerin hiç de öyle olmadığı, kağıttan birer kaplan oldukları, kendi vatandaşlarının dahi can güvenliğini korumaktan uzak olduklarını gördük. Şehir hastanelerine çok itirazlar yapıldı. Şehir hastaneleri sağlığa zararlıdır dediler. Ancak bunun ne kadar doğru stratejik bir aklın ürünü olduğunu yaşanan olaylar gösterdi. Bakınız, son bir haftalık süre zarfında özellikle 1000 yataklı Feriha Öz Acil Durum Hastanesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, yine 1000 yataklı çok kıymetli hocalarımızdan yine Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ve yine son olarak tarihi tecrübeyi günümüze aktaran, mirasımıza sahip çıkan İsmail Niyazi Kurtulmuş Hastanesi ile hamdolsun milletimizin sağlığını korurken aydınlık geleceğimizi güvence altına alacak adımlar attık, atmaya devam ediyoruz. Onun için bu süreç hem sağlığımızı korumak hem... Tamamlayalım lütfen Sayın Özkan. Buyurun. Hem de ekonomik olarak milletimizi kalkındırmak için başarılı bir süreç olarak yönetildi. Özellikle yılın ilk çeyreğinde Türkiye'de %4.6 büyüme dünya ekonomileri kıyaslandığı zaman birinci sırada olduğumuzu gösterdi. İnşallah bu sağlık altyapımız sayesinde ikinci çeyrekte kontrollü bir üretimi de sürdürmek suretiyle Allah'ın izniyle yine
büyüme noktasında, büyüme hedefleri istikametinde birinci ülkelerin içerisinde yer alacağız. Son olarak İstanbul'un fethinin 566. yıl dönümünü kutladık. 567 yıl evvel bu tarihi ve kahramanlığıyla gurur vesilesi olan şanlı ecdadımız İstanbul'un fethiyle gönülleri fethetti. Birlikte yaşama kültürü, farklı inançlara saygı ve milletlerin ve medeniyet... Sayın Özkan, lütfen toparlayın. Milletimizin ve medeniyetimizin tarih yürüyüşünde ortaya koyduğu muhteşem bir tarihi andık. Ve onlara layık olarak şanlı tarihimizin bize bıraktığı mirası geleceğe taşıyoruz. Evet, 1453'ün 567. yılını anarken özellikle zulüm 1453'te başladı denilen hadiseyi de milletimizin vicdanına havale ettik. Evet, bu ülke milletiyle, devletiyle, bayrağıyla, vatanıyla bölünmez bir bütün olarak inşallah geleceğe taşınacak. Onun için tarihimizdeki o kara lekelerle mücadele ediyorsak, 27 Mayıs'la mücadele ediyorsak, darbelerle mücadele ediyorsak, zulüm 1453'le başladı diyenlerle de mücadelemiz devam edecek diyor. Hayırlı, başarılı bir hafta niyaz ediyor. Genel kurulu saygıyla selamlıyorum. Sayın Altay. Sizi kastetmedim. 1453'te başladı diye. Yani keşke, teşekkür ederim Sayın Başkan. Katılıyorum. Zulüm 1453'te başladı diyenlerle mücadele ediniz ama bunlar meczup sapkın zihniyetlerdir. Ben Sayın Grup Başkan Vekilinden Cumhuriyetimizi bir reklam arası görenlerle de mücadele edeceğini söylemesini isterdim. Teşekkür ederim. Gündeme geçiyoruz. Başkanlığın genel kurula sunuşları vardır. Sayın milletvekilleri, esas komisyon olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu'na, tarih komisyonu olarak da Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu'na havale edilen 2/2862 esas numaralı kanun teklifi İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal tarafından geri alınmıştır. Bilgilerinize sunulur. Kavas arkadaşlar, bütün kapıları açılarak genel kurulu havalandıralım. Birleşime 10 dakika ara veriyorum.